6 yıl önce Fenerbahçe başkanlığı için yarışan iki isim Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir kez daha karşı karşıya geliyor. Dün adaylığını açıklayan Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım bugün düzenlediği basın toplantısıyla hedeflerini, projelerini ve vaatlerini kamuoyuyla paylaştı. O vaatlerden şüphesiz en dikkat çekeni dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getirme planı. Aziz Yıldırım seçimdeki rakibi Ali Koç'a bir de çağrı yaptı. Kazanmasa dahi Mourinho'ya ödenecek paranın yarısını kendisini vereceğini açıkladı. Mourinho konusuna geri döneyim. Şartlarda anlaşırsak gelecek. Bu yönetime teklifim. Eğer onlar da Mourinho ile ilgili çalışmayı düşünüyorlarsa, ben seçilirsem benle devam. O seçilirse onunla devam. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi de taahhüt ediyorum. Hadi. Vaatleriyle damga vurdu. Dünyaca ünlü teknik direktörü getirmek için rakibi Ali Koç'a teklifte bulundu. 6 yıl sonra yeniden başkan adaylığını duyuran Aziz Yıldırım duygu dolu anlar yaşadı. Ben Fenerbahçeliyim. Siz de Fenerbahçelisiniz. Neyse. Bunlar anlamıyorlar. Anlamıyorlar bunlar. 2018'de başkanlık yarışını kaybeden Aziz Yıldırım, İstanbul Kadıköy'de basın toplantısı düzenledi. Neden tekrar aday olduğunu açıkladı. Önce neden başkanlığa aday oldum? Keyfim yerinde. Para da kazanıyorum. İşleri de tıkırına koyduk yani argo bir kelime. Ama Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar var, onu gördüm. Arkadaşlara da toplamışıyorum. Biriniz aday olun, o şekilde yürüyelim. Ama kimse sen varken olmayız dediler. Mecbur kaldım yani. Geldim 20 sene Fenerbahçe'nin başına böyle oldum. Yine geliyordum. Camiaya birlik çağrısı yapan Yıldırım iddialı sözlerle hedefini açıkladı. 3 sene için geleceğim. 3 seneden fazla yapamam. Bak isteseniz de yapamam. Bir tek şey söylüyorum. Fenerbahçe'ye şampiyon yapmaya geliyorum. Çocukları mutlu edeceğiz. Bunları değil. Beni de değil. Çocukları. Bu hafta oynanacak maçta takımımızın muhakkak galip geleceğine inanıyorum. Ve galip geleceğiz. Yeni süreç başlayacak. Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın ikinci kez rakip olduğu seçimli olağan genel kurul toplantısı 30-31 Mayıs tarihlerinde Ülker Stadı'nda yapılacak. Çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da Fenerbahçe yeni başkanını seçecek. Kavga etmeyeceğim dedim kimseyle. Ama benimle kavga ederlerse o zaman ederim. 6 sene önce ben ayrılırken medyası, herkes... Galatasaray'sı, Beşiktaş'lısı, Fener'lisi, Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu dediler. Maalesef bugün geldik, Aziz Yıldırım gelsin, Türk futbolunu kurtarsın diyorlar.